Anka Bilim Koleji'nin Anka Bilim Koleji ailesi ve sevgili izleyicilerimiz herkese güzel bir akşam diliyoruz. Kariyer planlaması yapan gençlerimiz için aldıkları eğitimle alanında uzman olmuş ya da aldıkları eğitim dışında tutkuların peşinden giderek değer yaratıp insanlara ilham veren kişilerle söyleşilere devam ediyoruz. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında dilinizi, intibağınızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren Dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret gösteriş diye söz eder. Bu sözlerin tam karşılığını sağlayan, on parmağında on marifet olan radyo programcısı, spiker, haber editörü, müzik direktörü, DJ eğitmeni, TEDx konuşmacısı, yaşam koçu ve seslendirme sanatçısı sevgili dostum Özgür Aksuna ile beraberiz. Özgürcüğüm çok nasılsın? teşekkür ediyorum yani utandırdın beni çok naziksin yani <laughs> e, sevgili İlber hocayla ile de beraber e, anarak başlayınca e, çok mutlu ettim çok teşekkür ediyoruz. İlber Hoca ile beraber güzel etkinlikler yapıyoruz biz seminerler eğitimler veriyoruz ona da buradan selam edelim e, büyük ustaya. Evet. Sizlerle birlikte olmak burada Kesinlikle. benim için çok büyük bir keyif e, gerçekten bu akşam bir aile olarak e, biz bize keyifli bir sohbet yapacağız. Eminim ki herkes kendinden bir şeyler alacak, bulacak, farkına varacak, belki değişiklikler yapacak hayatında. Hem iletişimi konuşacağız, hem kendimizden konuşacağız, hem motivasyonumuzu yükselteceğiz. Güzel, keyifli bir akşam geçireceğiz. Bizimle birlikte olan bu akşam herkese sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Evet. Harika deneyimlerin hem ebeveynlerimiz, hem gençlerimiz hem de çocuklarımız için çok değerli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu söyleşiyi çok önemsiyorum. Müthiş bir kariyerden bahsediyoruz Özgür. Bu müthiş kariyerin temellerinin atıldığı aslında ben çocukluk yıllarına gitmek istiyorum. Nasıl bir çocuktun? Müzeye olan ilgini hangi yıllarda fark ettin? E, çocukluğuma inelim o zaman hep beraber. Ben şuraya uzanayım. <laughs> e, ondan sonra çocukluğumu konuşalım. Şimdi <laughs> e, her çocuk gibi aslına bakarsan e, bir ilgim vardı, yönelimim vardı, merakım vardı. Benim de müzikti ve müzik her, her zaman hayatımın evet. her noktasında vardı. Ailede de müzikle uğraşan çok fazla insan vardı. Yani müziğin olduğu bir ortamda yetişiyor. Büyü olmanın avantajı çok fazla elbette. Ee, ve bu benim için çok büyük bir e, avantajdı. O ortamın içerisinde yani teneffüs ederek, duyarak, dinleyerek bunu e, yaşıyor olmak tabii ki beni bir nevi etkiledi. Ama içimde, ruhumda vardı. Her zaman vardı. Şöyle bir örnek vereyim. E, çift kaset çalarlı teyplerin çıktığı ilk dönemde bir tarafa bir tarafa e, bir şarkıcının kasetini, öbür tarafa boş bir kaset koyup, şarkıcıyla beraber e, üzerine söyleyerek başka bir kasete kaydederek başlayan bir hikaye. Şimdi böyle ben ne teypler bozdum, ne kasetler bozdum. Şimdi tabii bunu bunu babama, anneme sormak lazım, onları anlatması lazım. Meraklıydım, e, müziği çok seviyordum, her şeyi böyle müzikle bağdaştırıyordum. İşte Leğenle darbuka çalıyordum, elime aldığım herhangi bir objeyle işte şarkı söylüyordum, taklitler yapıyordum. Hep vardı yani bu aslında bir ne derler, ya yatkınlığım vardı. Bu sonrasında sesimin güzel olduğunu söyledikleri ve bu konuda beni yüreklendirdikleri için benim TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nun sınavına giriyor olmamla başladı. Ve evet. e, sevgili Serbülent Hocam, Serbülent Yasun Hocam e, sağ olsun. Benim e, yeteneğimin gerçekten de özel olduğunu ve bununla ilgili çalışmam gerektiğini söyledi ve beni o noktada yüreklendirmişti. Sınava girdiğimde rahmetli özel gönlüm sınav başkanıydı ve e, o da bana çok güzel e, bir motivasyon vermişti. Çok iyi olduğumu söylemişti ve bu da beni çok mutlu etmişti. Ve sonrasında... Güzel. Özay Hocam'a bugün kulaklarını çınlatmıştın evet, sabah yayındayım. sabah Oradan tesadüf yayında çınlattık. Evet. Gerçekten çok kıymeti, çok değerli bir hocadır. Çok büyük bir ustadır. Ondan öğrenilecek e, görgü inanılmazdır. Şöyle bir örnek vereyim mesela, bir anı e, paylaşayım. Özay Hocam e, sahneye çıkmadan önce kendi derlediği, kendi yöresinin ve kendi notaya aldığı türküyü... ...daha öncesinde belki 1500 kere çaldığı bir türküyü sahneye çıkmadan önce mutlaka prova eder... Prova edeceği sazını öncesinde e, güzelcesiler ellerini yıkar, ondan sonra sahneye çıkardı. Yani böyle bir görgüyle, böyle bir e, düsturla yetişen bir TRT altyapısından e, bugünlere geliyor olmak aslında tesadüf değil. Çok büyük hocalarla çalışma şansı buldum e, o dönemde. Sevgili Jülide Gülizar'la e, çalışma şansımız oldu, rahmetli hocamız. E, Ejder Akışık var, onunla da çalıştık bir beraber, e, sevgili... Mümtaz Sevinç hocamla çalıştık. Çok çok değerli hocalarla çalıştım. Bu da benim için çok büyük evet. bir şanstı. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok iyi biliyorum ama izleyicilerimiz için merak ettiğim için soruyorum. E, nasıl bir eğitim aldın Özgür? Aldığın bu eğitim hayatını neleri nasıl şekillendirdi hayatını ve kariyer planını hangi yıllarda yapmaya başladın? Aslında ben kariyer planını üniversiteyi bitirdikten sonra, <laughs> yani bir, birkaç üniversite <laughs> okuduktan sonra yaptım. E, öncelikle çevre mühendisliği okudum. Ama yapmadım. Sonra üzerine iktisat okudum. Onu da yapmadım. Konservatuvar merakım hep vardı ama bunu e, üniversiteden sonra yapmak zorunda kaldım. Yani bununla ilgili çalışmayı. Evet. Ve bunun içinde geç kaldığımı fark ettim. Çünkü o dönemde ben TRT'de birçok eğitim almış, bununla ilgili donanımımı yükseltmiştim. Konservatuvara gitmenin benim için çok da büyük bir önemi olmadığını fark ettim ve devam etmedim konservatuvara. Ama bir hayalimdi, gerçekleştirdim konservatuvara e, girme hayali. Ama sonrasında bu hayalimi... E, Duygusal olarak kendi kendime e, kabullendirdim evet. ve bunun böyle olmaması gerektiğini, buna ihtiyacımın olmadığını. E, çünkü e, müzikle ilgili, TRT'de bununla ilgili çok büyük hocalarla çok e, gerçekten iyi bir ortamda eğitim aldığımdan Böyle bir şeye gerek kalmadığını düşünüp konservatuvara devam etmedim. Sonrasında psikoloji merakı nedeniyle psikoloji master'ı çalışmaları yaptım. Ve hala da devam ediyor. Farklı farklı çalışmalar yapıyorum. Şimdi kariyer planlamasını ne zaman yaptım? Kariyer planlamasını aslında hep müzikle beraber yapmayı düşündüm. TRT bir taraftan devam ederken bir taraftan ben üniversitede eğitimime devam ettim. Başka şehirde olmasına rağmen yine devam ettim. Ardını bırakmadım. Ve bir gün... TRT'de biz e, bir aile gibiyizdir, bir abimiz. Ve o abimizin e, bir radyoda yeni yönetmenliği yapmaya başlaması emekli olduktan sonra, prodüktör bir abimiz, Abdülkadir Ayhan, buradan da kulaklarını çınlatalım. E, TRT altyapısına sahip, o görgüye sahip yayıncılar aradıklarını söylediler. Ve ben de bir şeyin kırıldığını, bir şeylerin değiştiğini ve hayatımda bir fırsatın çıktığını hissettim. Ve e, gönüllü oldum, dedim ki ben gelirim, ben dedim yayın yaparım. Ama hiç yayın yapmamışım. Bununla ilgili bir tecrübem yok. Tamam Ankara Radyosu'nun içerisinde e, uzun süre çalışmışız ama e, mikrofonla alıp program yapmaya da özel radyoda program yapmayla ilgili tecrübem yok. Yaparız yapmazlık evet. derken uğraşa 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 çalışa 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 bir şeyler oluşturduk. Ve orada yayın yapmaya başladım. Ne olduysa ondan sonra oldu. O mikrofonun karşısına geçtikten sonra mikrofonla tanıştıktan hayatımın içine girdikten sonra şu mikrofon ondan sonra bir daha kendisiyle e, pek ayrılamadık. 25. yılım radyoculukta. Maşallah. Ee, ben, ben de aynı şeyi söylüyorum. Ee, kendime diyorum yani maşallah. 25 yıl bunu bu kadar devam edici aklıma gelmezdi. Ve hiç hiç, hiç, hep de kolay şey da bir şey değil. Doğru. Hele hele bu ülkede e, bu radyo dünyası içerisinde bunu bu kadar uzun süre devam ettirmek kolay bir iş değil. E, mikrofon hayatıma girdi ve ben bir daha o mikrofondan ayrılamadım. Beraber de bir sürü şey yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Ama mikrofon benim için vazgeçilmez oldu. Kanıma girdi. Ne yaptıysa, ne ettiyse beni kandırdı. Çeyrek asırımı aldı. Bilmiyorum bir çeyrek asır daha gider miyim? Daha devam eder mi? Ömrümüz vefat ettikçe mikrofonda olmaya da devam etmeyi düşünüyorum. Daha yaşımız genç. Daha uzun yıllar seni büyük bir keyifle sabah programlarında dinleyeceğiz. 1999 yılında Türkiye'nin en önemli yabancı müzik istasyonundan 99.5 Capital Radio ile başlayan DJ'lik ve radyo programlarıyla adına Türkiye'yi uyandıran adam olarak hem Türkiye'den hem de yurt dışında duyurdum. O yılları anlatır mısın? Radyocuk başarının arkasında nasıl bir motivasyon vardı Özgür? Şimdi e, Türkiye'de özel radyoculuğu getiren en önemli radyo istasyonu işte Radyo'da e, yayın yapma fırsatı bulmak benim için çok büyük bir şanstı. Ki şu an hala aynı ekip ve kadro ile biz devam ediyoruz. O çok uzun yıllardır. Evet. E, Han abiye çok selamlar. Selam selamlar, e, bizim ihtiyara selamlar. E, şimdi <laughs> e, uzun yıllar beraber çalışınca çok büyük kemik bir kadro olduğumuz için. O kadroyu bozmadan uzun yıllardır yayınımıza devam ediyoruz. Başarının sırrı burada tabii istikrar ve elbette ki disiplin. Gerçekten disiplinli, belli bir çizgiyi bozmadan e, çalışılan bir e, yayın disiplinimiz var. Hala da devam ediyor. Ve e, uzun yıllardır morning show yapıyorum, radyoda program yapıyorum sabah saatlerinde. Ve evet. e, uyandıran adam olarak uyandırmaya, e, sabahları horoz olmayı sürdürüyorum. E, o dönemler gerçekten inanılmazdı. Bir kolej ruhu vardı. Ve e, o ruhun içerisinde e, Dünyanın en önemli radyolarından Los Angeles Keys FM e, Yayın direktörünün Öncülüğünde yapılan bir e, yayın çizgisi vardı Özel radyoculukla ilgili Şu an kullanılan ne varsa ilk e, olarak kullanılmaya başladı Yani Amerika'daki o sistemin Türkiye'ye uyarlanması ve yapılması dönemiydi Ve ben de o döneme tanıklık etmiş olmanın Şansını yaşıyorum elbette e, Bizim merkez ofisimiz, ofisimiz o zaman Los Angeles'taydı Ve e, orada e ne varsa onun aynısını biz burada kullanıyorduk. Bugün radyoculuk dünyasının en önemli noktası illa ki Amerika. Amerika bu konuda en üst noktada, en ileri seviyede. Kesinlikle. Ve biz de o kültürü, bununla ilgili olan o tecrübeyi Türkiye'ye taşıdık. Ve bugünlere kadar gelmesini sağladık. Bir payımız olduysa ben de kendi adıma dufacık da olsa e, gurur duyarım. E, Türkiye'de radyo endüstrisinin bir parçası olmaktan. Kesinlikle. Max FM'in kuruluşundan itibaren hafta içi her sabah 7 ile 11 arasında Özgür'le Sabah programı ile radyo programcılığına devam ediyorsun şu anda 95.8'de. Evet. Şehrimin güzel insanlarıyla başlayan cümlelerin dinleyiciler arasında müthiş bir etki yaratıyor evet. gerçekten. Sözlü iletişim becerileri müthiş bir şekilde yansıttığın radyo yayınlarında dinleyici ile arandaki etkileşimle ilgili neler söylemek istersin Özgür? Şimdi ee, radyonun büyüsü görünmüyor olmaktır. Ben e, herhalde bir 15 seneye yakın olarak hiç görünmedim. Çünkü biz biz öyle terbiye aldık. Radyonun büyüsü bozulmazdı. Radyonun büyüsünü bozma e, yapılacak en son şeydi. Görünüyor olmak, seni birilerinin görüyor olması en son şeydi. Ve e, ben uzun süre gizli olarak radyoda yayın yaptım. Gizli bir kahraman olarak. Sonrasında baktık ki işler öyle yürümüyor. Sistem, düzen, dünya öyle yürümüyor. E, ne yapacağız? E Tabii görünür olmak gerekiyor ve e, görünür olmamız için de e, diğer medya ya da mecralarının içerisinde bulunmamız gerekiyordu. Şöyle örnek vereyim. E, o zaman işte dergilerden gazetelerden geliyorlardı röportaj için. Biz diyorduk ki, yok olmaz. Tamam röportaj verelim ama fotoğraf veremeyiz. Yok. Televizyona konuk ediyorlardı diyorlardı ki programa konuk edeceğiz. Sen de artık e, çok böyle dinlenen bir radyocusunuz. Programa konuk alalım. Yok ben çıkmayayım görünmemem lazım benim. Seninle tanışmaya gelen dinleyiciler oluyorlar böyle hayranlar geliyorlar. Görüşmüyorsun diyorsun ki yok büyüyü bozmayalım. Yani şimdi uzun yıllar böyle yaşadıktan sonra e, baktık ki ne kadar görünürsen o kadar varsın. Sistem öyle değil. Sosyal medyanın açıldığı dönemler işte ilk çıktığı zamanlarda dediler ki sosyal medya aç mutlaka. Yani o hesaplardan sen de aç sen, sen de bulun içerisinde. Ben dedim ki ya medya zaten benim. Yani benim bununla ilgili bir şeye ihtiyacım yok ki ne, ne yapacağım yani orada ne yapabilirim ki bana ne fayda sağlayabilir ki diye düşünüyordum. Ama bugün hayatımızın vazgeçilmezi. Belki bugün buralara gelebildiysek, bunları başarabildiysek onların da çok büyük payları var. Görünüyor olmak, ulaşılabilir olmak, insanların sizi çok daha yakından görüyor olması. Tabii görünür olma ile ilgili olan bölümle bir handikapımız vardır sevgili Kadir Çöptemir'le. O dönemde tabii ilk görünenlerden birisi olduğu için büyük bir algı yönetimi yarattı bize. Mesela çoğu zaman inandıramadım insanlara ben olduğumu. Dediler ki, ne <laughs> bileyim, hani fazla iyi geldiniz falan diyenler oldu. Ama bu kadar beklemiyordum diyenler oldu. Ee, avantajlı tarafları da oldu, dezavantajlı <laughs> tarafları da oldu. Ama dediğim gibi görünür olduktan, yani insanların bizi e, televizyondan, işte e, röportajlardan, gazeteden, dergiden görmeye başladığından <laughs> sonra biz bir yerlere gelmeye başladık, yani tanınır olmaya başladık. Çünkü sadece sesle değil, görüntüyle de artık varız. Bundan sonra da zaten ikisini evet. birbirinden ayırma şansımız da yok. Şu anda olduğu gibi. Yoksa şu an seninle bir sadece sesli bir sohbet yapıyor olurduk, görüntümüz olmazdı. Öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Geçenlerde Kadir Çöktürür'den söz açılmışken bir televizyon programına katılmıştı, 90'lı yıllardan bahsetti. Dedi ki o yıllarda insanlar bizi dinlemekten çok büyük keyif alıyordu. Şimdiki yeni nesil Kardeşim seni mi dinleyeceğiz? Hayatın sırrını senden mi öğreneceğiz? Sen benim müziğimi çal diyorlar. Bizi çok dinlemekten keyif almıyor yeni nesil. Her şeyi bilen nesilden. Terzenişte bulunmuştu. Hemen o aklıma geldi. Paylaşmak istedim. Çok iyi Gerçekten 90'lı yıllarda Radyo D'de muzo'yu hatırlıyorum. Kadar çöptenir uzun yıllar dinlerdik. Gece yatarken büyük keyif duyardık. Onlardan bir şey öğrenmek, sohbetler bize çok şey katardı. Ama şimdiki popüler kültürün getirmiş olduğu bilgi kirliliği biraz da gençleri olumsuz yönde etkiliyor. sözlü iletişim becerilerine devam edeceğiz. Ben biraz aldığım ödüllerden bahsetmek istiyorum Özgür. Türkiye Medya Oscarları ödüllerinde yılın radyocu, ya, radyocusu Oscar'ı aldım. İletişim Vakfı'nın 2014'ün yıldızlarında yılın iletişimcisi. 2015 Birkent Marka ödüllerinde yılın markası. Lösev'in 2015 yılın gönüllerinde yılın iletişimcisi. 2017 TÜSİAV yılın iletişim eğitimcisi. Necad 2018 yılın iletişim eğitmeni, Hacettepe Üniversitesi'nden yılın en iyi radyocusu ve Türk Dil Kurumu'ndan onur belgesi aldım. Bu ödüllerin hepsi birbirinden değerlidir senin için ama bunların içerisinde kendimi gerçekleştirdim dediğin, işte bu dediğin, bir senin için özel olan bir ödül var. Var tabii ki. Yani bir sürü ödülüm, bir sürü bununla ilgili başarım var ama benim için en önemlisi herhalde 10. yılıydı e, radyoculuğumu. Benim için 10. yıl nişanesi diyelim artık ona. E, radyo Televizyon evet. Gazetecileri Derneği'nin e, medya Oscarlarında radyo oskarı e, benim için çok kıymetliydi. Çünkü e, gerçekten Türkiye'nin en önemli duayenleriyle beraber o ödülü almış olmak. Yani şimdi e, aramızda olmayanlar büyük ustalarda var. Mehmet Ali Brand, Kenan Işık, e, sevgili e, e, abimiz başka kim vardı o zaman beraber isimlerini hatırlamıyorum. Birçok. Bir değerli hocayla bizim için önemli insanlarla beraber o ödülü almış olmak gerçekten ayrı bir yerdeydi bizim için. Hatta Kıvanç Tatlıtuğ bile ilk ödülünü o zaman almıştı. Bak aynı dönemdeyiz. Ben tabii o zaman bilemedim Kıvanç'ın bu kadar yürüyeceğini Bilseydim arabı daha iyi tutardım o dönemde. <laughs> e, ve gerçekten çok büyük bir onurdu benim için. E, yani gözlerimin dolduğunu ve bununla ilgili de e, unutamadığım bir an olduğunu söyleyebilirim. Çok çok değerlidir benim için. Eğitmen ve öğrenci etkileşimine gelmek istiyorum. Bu eğitimin her alanında var. Bugüne kadar sen de yayının başında bahsettiğim birçok eğitmenden, alanın üstadlarından eğitim aldım. Bu isimler bence çok önemli. Altan Erkekli'den drama ve tiyatro eğitimi. Evet. Gülüm Pekcan'dan dans ve postür dersleri. TRT Ankara Radyosu'nda Jülide Gülizar'dan sunuculuk ve spikerlik dersleri. Devlet tiyatrolarından Müptal Sevinç'ten seslendirme dublaj eğitimi. Ejder Akışık'tan hitabet ve etkili konuşma. Feruzan Esmergül'den fonetik ses ve şan eğitimi, e, TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı sürecinde Şef Serbilen Diyasu'ndan repertuar ve nazariyat dersleri, Faruk Demir ve Ali Aydar Gül'den notu ve solfej eğitimi aldım. Bunu Neden bahsediyorum? Nasıl bir süreçten geçtiğimi evet. arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza anlatmak için. Çünkü eğitim ömür boyu devam Tabii eden ki. bir şey. Aldığım bu eğitimler Özgür hayatında neleri değiştirdi? Ve yaşama hangi pencereden bakmaya başladı? Aslında hayatımı değiştirdi. Hayatımı değil, hayatımla ilgili bir şeyleri değil, hayatımın tamamını değiştirdi. Çünkü ben e, üniversiteyi e, bitirdiğimde neredeyse e, içine kapanık, içine kapanıktan öte asosyal, e, konuşmayla ilgili çok zayıf, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, e, karşı cinsle hiç konuşamayan, onlarla hiç ili iletişimi, etkileşimi olmayan, e, kendi halinde içine kapanık bir çocuktum. Ve bu süreçte TRT'deki almış olduğum bu eğitimler ve diğer hocalarından almış olduğum eğitimler bir donanım diyelim. O donanım benim hayatımda çok şeyi değiştirdi. Özgüvenimi yükseltti. Benim kendime olan inancımı yapabilme ve yapmam için gereken o gücü bana sağlayan yolları gösterdi. Kendimi keşfetmemi sağladı. İçimdeki potansiyeli açığa çıkartmamı sağladı. Ve bugünlere gelmem için en büyük aslında güçtü. Donanım yani bugünün adıyla en eğitim çok çok kıymetli. Kendinize kattığınız değerler kadar varsınız. Ve e, gelişmek, güçlenmek, iyileştirmek istediğiniz ne varsa onun üzerine emek harcamanız, ter dökmeniz, mesai yapmanız gerekiyor. Böyle e, oturduğum yerden e, çok kolay ve çok basit bir şekilde bir yerlere geleyim. E, eğer düşüncesi varsa onun çok uzun ömürlü olmayacağını e, garanti verebilirim. Evet. Şimdi bak 25 yıldan bahsediyorum. Bugün e, çok ünlü olan, milyonlarca takipçisi olan çok büyük hayran kitleleri olan, çok büyük paralar kazanan, e, birçok insan var mesela işte ne bileyim sosyal medyayı kullanan, YouTube'u kullanan, Instagram'ı kullanan ya da bununla ilgili yarışma programlarından gördüğümüz. Şimdi bu insanların e, kısa yoldan ya da hızlı bir şekilde belli bir popülerlik seviyelerine geliyor olmaları onların hayatlarının geri kalanında böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. E, burada kalıcı işlere imza atabilmek için gerçekten altyapıyı çok sağlam yapmak lazım. Bina inşa ediyoruz. İnsanlık Aslına bakarsan kendini bulma olayı değil, kendini inşa etme sanatıdır. İnsanın kendini inşa etmesi gerekir. Ve her gün bir tuğla koyarak, arasına harç koyarak onu sağlam temeller oturtmazsa uzun ömürlü olarak bunu yapıyor olmamız çok zor. Ben avantaj olarak bunu söyleyebilirim kendi adıma. E, ne kadar eğitime, kendinizi geliştirmeye, yeni bir şeyler, yeni değerler katmaya devam ederseniz aslında ileriye dönük olarak o kadar çok e, katma değer katacaksınız hayatınıza. Eğer bunu yapmayı başarırlarsa zaten uzun ömürlü de olacaktır başarıları. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hangi meslekle uğraşırlarsa ulaşsınlar. Aynı e, konu onlar için de geçerli ve e, bu süreç içerisinde bol bol çalışmaları, okumaları ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye edebilirim kendi adıma. Kesinlikle ben de genç kardeşlerimize şunu öneririm. Başarıya giden kestirme bir yolu yoktur. Bir işe ne kadar çok zaman evet. harcarsanız o işte o kadar başarılı olursunuz ve insan kendisini ifade etmek için yaşar. Ee, bu anlamda sözlü iletişim becerileri bir bireyin hayatında neleri değiştirir Özgür ve kendisine nasıl katkı Yok iyi. Öncesinde dedin ya o konu hakkında çok çalışması gerekiyor. Mesela David Beckham'ın başarısının sırrı günde bin şut çekmesi. Şimdi günde bin şut çekiyor olmasını da yeterli bulmuyor ve diyor ki eğer dünyanın öbür ucunda benim gibi günde bin şut çeken birisi varsa benim bin bir şut çekmem gerekiyor. Diyor. Bu işte uzmanlaşmak, 10.000 saat kuralı deniyor bugün. E, o 10 bin saat kuralı dediğimiz bir konuda her şeyi tecrübe edip o konuda uzmanlaştığınızı söyleyebilmeniz için geçirmeniz gereken mesai süresi 10 bin saat. Bu sürede eğer e, her konuda e, uzmanlaştığınızı düşünüyorsanız o işi çok iyi hale getirip yapabiliyorsunuz. Ne iş yaptığınızın önemi yok, ne ilgilendiğinizin önemi yok. O mesaiyi, o işe harcamanız, tecrübe etmeniz, deneyimlemeniz. Gerekiyor. Başka da ötesi yok bunun. Gelelim sözlü iletişim becerilerine. Şimdi öncelikle insanlarla e, iletişimimizi sağlayan en önemli e, silahımız dilimiz. Ve biz konuştuğumuz kadarız. Anlaşıldığımız kadarız. Kendimizi anlattığımız, ifade ettiğimiz kadarız. Ambulans bile olsan, sirenlerin çalmıyorsa kimse sana yol vermez. Bizim insan, insanlara kendimizi anlatıyor, ifade ediyor olmamız ve bunun için ne kadar çaba sarf ediyor olmamız aslında önemli. İletişim dediğimiz şey tek taraflı değil. Ben e, oturayım hiçbir şey yapmayayım, ondan sonra insanlarla iletişim kuramıyorum. İletişim dediğimiz şey bir alıcı ve bir vericiyle oluşuyor. Yani bir taraftan birinin alması, birinin de vermesi gerekiyor. Bugün insanlar bir iletişim gafletine düşüyorlar burada. Ben söyledim benden çıktı. İletişim takip gerektirir. Yani ben söyledim dediğin zaman o söylediğinin karşı taraftan duyulduğu, duyulanın anlaşıldığı, anlaşılanın benimsendiği, benimsendiğinin uygulandığı ve uygulananın da kalıcı hale gelip gelmediğini sorgularız. Yani e, bu sözlü iletişim becerileri takip gerektirir. Sonra şunu yaşıyoruz. E, ben söyledim anlasaydın, ben söyledim dinleseydin, ben söyledim daha ne yapayım? Şimdi bunu söylediğin, bunu yaptığınız zaman zaten iletişim kurmakla ilgili bir çaba göstermiyorsun anlamına geliyor. Yani yapmış olmak için yapıyorsun. Olay bu değil. Olay bunu kalıcı hale getiriyor olmak. Bunun için de yapacağımız şey aslında kendimizi doğru ifade etmek. E, maalesef insanlar farkında olmadan karşıdaki kişilerin kendilerini anladığını düşünüyorlar. Gaflet düşmesinler. Anladığını sanmasınlar, emin olsunlar. Eğer sanarsak işte gaflete düşürüyor bizi. Sonrasında şunu yaşıyoruz. Ne bileyim ben senin anlayacağını sanmıştım. Ne bileyim ben sen bunu fark edersin sanmıştım. Mıştımlarla yürümez bu iş. Ağzımızdan çıkan söz çok değerli. Şimdi e, avcumuzun içine e, bir parçacık diş macunu sıktığımızı düşünelim. Sen de yap Erman. Bir diş macunu sık avcunun içine. Göster kameraya da görsünler. Heh, evet şimdi o diş macunun iyice her yerine yay elini. İyice yay her tarafına. İyice kurudu mu? İyice yaydı. Şimdi o diş macununu tüpe geri koy. <laughs> Avcunu yalarsın. Şimdi evet. o az önce sıkmış olduğun diş macunu ağzımızdan çıkan sözler ve ağzımızdan çıkan de, sözleri bir de üzerine sıvarsak bunun geri dönüşü yok. Yani bize ne öğretiyor hayat? Sıkıp sıvadıktan sonra bir işi düzeltemeyiz. Sıkmadan önce düzelte, düşüneceğiz, ondan sonra sıkacağız. bak Bak bakalım nasıl iyi iletişim kuruyoruz. Biz düşünmeden sıkıp sıvıyoruz. Burada problem sıkıp sıkmıyor olmamız. Bunun önüne geçersek çok daha iyi olacak sözlü iletişim becerilerimiz. Kesinlikle. Peki Özgür, ebeveynler küçük yaşlardan itibaren çocuklarının sözlü iletişim becerilerini geliştirmek için onlara nasıl yatırım yapmalı? Var? Mesela en son ne zaman sesli kitap okudun? İki ay önce okudum. İyi iyi okumuşsun. İyi, i̇yi okumuşsun. Evet. Ee, sesli kitap okudun dedim senin kendi okuman. Yani bir kitap okuma programından sesli kitaptan bahsetmiyorum. Sen okudun. Sesli kim? Sürekli ben kitap ama okuyorum. Ama sesli okuyor musun sesli mesela? Kitap... Kitabı eline alıp e, yüksek sesle okuyorsun ya da bir bir Yok, yüksek sesle okumuyorum. Kızıma bazen masal anlatıyorum bazı akşamlar ama biraz büyüdü artık. Çok ihmal evet. ediyoruz o anlamda. 8 yaşına geldi. Şimdi... Ama uzun zamandır sesli kitap okumuyorum. Ee, yüksek sesle okuma alışkanlığı bunda çok önemli. Mesela evde radyo tiyatrosu dinlesinler. Bu e, iyiye maruz kalma anlamına geliyor. Yani düzgün konuşulan çünkü genelde tiyatrocular tarafından yapılıyor. Ve e, bunu kulak aşinalığıyla kulaklarını oturtuyor olmaları lazım. Ne diyor? Alimle eyle sohbet, bulursun mertebe. Cahille düşüp kalkma, dönersin merkebe. Yani bize çok güzel bir ders veriyor. Ne kadar iyi konuşana maruz kalırsak o kadar iyi konuşuyor olacağız. Çünkü kulak hırsız ve kulak çalıyor. İyi çalıyor. Evet. Kötüyü çalıyor. Neye maruz kalırsa onu çalıyor. Evde yüksek sesle kitap okunması, radyo tiyatrosu dinlenmesi, mesela sözlük okuma alışkanlığı. Eğer e, günde bir, bir sayfa sözlük okuyor olursak kelime dağarcığımızı arttırırız. Böylelikle yeni kelimeler kullanma ve çok daha zengin bir dille bunu yapıyor olmayı başarırız. Eğer dilimizi zenginleştirmek istiyorsak Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu keşfetmekle başlayabiliriz. Gerçekten çok kıymetli ve çok zengin bir dilimiz var. Hakkını vererek konuşma. E bununla beraber tabii güzel konuşma ve hitabetle ilgili bazı çalışmalar da yapmak gerekiyor. Sadece bunları biliyor olmak değil, uygulayıcı olmak da önemli. Bunun için ne, ne yapabiliriz? E, drama kurslarına, tiyatro kurslarına, diksiyon kurslarına ve buna benzer e, konuşma ile ilgili yapabileceğimiz aktivitelerin e, mesela konuşma kulüpleri var. Ankara'da Toastmasters diye bir konuşma kulübü var kendilerini geliştirmek isteyenler için hem Türkçe hem İngilizce iki taraftan da. Mesela böyle kulüplere katılabilirler ya da e, konusunda uzman kişilerden e, eğitimler alabilirler. Ama e, evde başlıyor bu iş. Öncelikle e, ailenin bu konuda çok hassas ve dikkatli, e, özverili ve e, buna özen gösteren bir yaşam biçimini de kabulleniyor olmaları lazım. Şimdi şöyle düşün, e, işte elinde telefonla sürekli oyun oynayıp ...ondan sonra da bir elinde de... ...kumandayla televizyonu zaplarken... ...çocuğum, evladım hadi... ...sen biraz kitap oku... ...hadi derslerine bak, hadi biraz bilmem ne yap... ...demenin hiçbir anlamının olmadığı gibi... ...öncelikle anne babanın burada... ...öncü ve örnek olması... ...ve bu konuda... ...çocuğa ışık olmaları... ...bir deniz feneri olmaları gerekiyor. Ama maalesef bunda ilgili hatalarımız... ...çok fazla ev içerisinde. Yani... Şimdi hiç eline kitap almamış ya da kitap alıp okumayan bir anne babanın çocuğuna sürekli kitap okuyor demesi kadar mantıksız bir durum yok. Çünkü çocuk nasıl örnek alsın? Nereden örnek alsın? Evet. Bunlar, bunlar önemli şeyler. Yani aile de başlıyor bu iş. Hassasiyet gerektiriyor, özen gerektiriyor <laughs> ve çalışma çaba gerektiriyor. Çok güzel bir örnek verdin. Annem Almanca öğretmeniydi Özgür. Oh. Benim çok küçük yaşlardan itibaren kitap okumam gerektiğini, sürekli Alman kitabını kitap oku. Ben üniversitede kitaplara aşık oldum Hacettepe Üniversitesi kütüphanesine girdikten sonra. Önümde bir model yoktu çünkü o zamanın koşulları babam İş Bankası'nda çalışıyordu. Sen de biliyorsun senin baban da İş Bankalı. Çok yoğun bir yaşam standardı, çok yoğun bir koşturma, ev telaşı. Onlar kitap okumaya belki fırsat bulamıyorlardı ve sürekli kitap okumayla ilgili terkinde bulunuyorlardı. Ama model almak gerekirse söylediğin gibi. Anne baba spor yapıyorsa Çocuklar da spora ilgi duyar. Bir enstrüman çalıyorsa, ailede birisi çocuklar ilgi duyar, model alır. Ve kitap okumak gerçekten bu anlamda e, örnek olmak lazım. E, o anlamda seni sonuna kadar destekliyorum. E, başka bir konuya gelmek istiyorum Özgür. Değer yaratmak çok iyi bildiğim bir şeyi ile paylaşmaktır. Bu anlamda senin çok iyi yaptığın eğitimler var. Özgür Aksu'na Gelişim ve Değişim Akademisi ile Türkiye'de ilk defa ve tek olan konuşma estetiği eğitimleri diksiyon ve güzel konuşma, kişisel gelişim, kurumsal eğitim, yaşam koşluğu, kariyer koştuğu ve öğrenci koştuğu konularında eğitim veriyorsun. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana TED Üniversitesi'nde, 2018 yılından beri de Atılım Üniversitesi'nde iletişim, diksiyon ve radyo yayıncı dersleri vermeye devam ediyorsun. Müthiş deneyimlerini paylaşıyorsun öğrencilerle. Şimdiki soru öğrenciler için ve gençlerimiz için. Sözlü iletişim becerilerinde kendisini geliştirmek isteyen, Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklara önerileri nelerdir? Bu kardeşlerimiz entelektüel bagajlarını nasıl doldurabilirler? Şimdi e, önce bir hedefimiz olması gerekiyor. Çitanın dünyanın en hızlı hayvan olduğunu biliyoruz. Ara sıra ayakları yere değiyor. Evet, evet. arada evet. değiyor. Yani yaklaşık 120 km hıza kadar çıkabiliyor. Ama avını yakalamaktaki başarısı 120 km hıza ulaşmasıyla alakalı değil. O hızla koşarken gözünü hedefinden hiç ayırmıyor olmasıyla alakalı. Yani bir hedefin olursa, bununla ilgili gerçekten ulaşmayı istediğin bir yer olursa o seni bir yerlere götürüyor. Ama sen bunu bir hedef olarak belirlemeden, ne yapacağını bilmeden, e, ben yolda bununla ilgili bir şeylere bakacağım, gidişata göre davranacağım dersen o zaman çok fazla e, yenilgiye uğrayacaksın yol boyunca. Yani bu denizde giden, rotası ve gideceği limanı belli olmayan bir gemi gibidir o denizde başına neler gelir? Öncelikle, öncelikle eğer kariyerimizi de planlayacaksak, bu arada kendi yolculuğumuzda kendi donanımızı da yükselteceksek, senin tabirinle kariyer e, bagajımızı, entelektüel bagajımızı da dolduracaksak, neyi koyduğumuza dikkat etmemiz lazım o bagaja. Her eline geçirdiğini doldurursan asıl koyman gerekenleri koyamazsın. Farkına varmadan çok lüzumsuz şeyleri hayatımıza dahil ediyoruz. Biraz seçici olmamız lazım. Dediğim gibi o bagajı belli bir alana sahip ve en iyi şekilde dolduruyor olmak istiyoruz. Bunun en kaliteli ve en iyi şekilde getirebiliyor olmamız için tamamını biraz elememiz gerekecek. Biz biraz maymun iştahlıyız ya. Ondan da yapayım, bundan da yapayım, onu da sahip olayım, bunu da iyi becereyim, ona da gideyim, buna da katılayım. Şimdi elbette bazı şeyleri deneyimlemek vardır. Ama bunu e, maymun iştahlı hale getirip de hiçbirinden bir şey yapmıyor e, haline getirirsek bu bize çok fazla bir şey katmayacaktır. Bu şeye benzer her yerde olmaya çalışan hiçbir yerde olamaz'a döner. Hiçbir yerde olamamak değil bir yerlerde olabilmeyi istiyoruz. E, kendimizi geliştirmekle alakalı olarak da gelişim bir süreç. Bir anda olmayacak. Çok kısa zaman içerisinde bazı şeyleri hayatımıza sonuna kadar değiştiremeyeceğiz ama zaman içerisinde yolda, yolculuk sürecinde bunları yapıyor olacağız. Onun için kısa vadeli değil de biraz daha orta ve uzun vadeli planlar ve hedeflemeler koyarak giderlerse yolculuklarına o zaman daha çok şey dolduracaklardır ve bu yol yolculukta da seçme şansları olacaktır neyi koyup koymayacaklarına. Şimdi e, ben az önce bahsettiğim birçok farklı eğitimler bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Hatta üniversite üniversitelerin e, üniversite radyolarını kuruyorum. Şu an aktif halde de çalışıyor. Oralara radyocular yetiştiriyoruz. E, mesela üniversite sürecinde kulüpler vardır ya bu okulların kulüpleri. O kulüpleri sonuna Hı. kadar kullanıyor olmak çok çok faydalıdır mesela. Ben kulüpleri her zaman desteklerim. Çünkü orada birçok şeyleri kırarlar öğrenciler. Birçok şeyleri deneyimlerler. Kendi başlarına bir şeyleri yapmayı öğrenirler. Düşerler, kalkmayı öğrenirler. Biz mesela e, hep düştüğümüzü sayıyoruz. Biraz kalktığımızı saymamız lazım. E, çok çok seviyoruz o negatifi konuşmayı, negatif dille konuşmayı çok seviyoruz. Burada öncelikle pozitif dille konuşmayı da, bununla ilgili umudumuzu yüksek tutmayı da, isteğimizi, çalışkanlığımızı en üst seviyeye getirmeyi de sağlamamız lazım. Şimdi e, azimle kıskanç e, kıskançlık arasında bir fark vardır eğer kıskançlık noktasına geliyorsan onun adını hırs diyoruz biz. Hırsla çalışmasınlar, azimle çalışsınlar. Çünkü azim varsa işin içerisinde azm ediyorlarsa bir idol ve hedef var demektir. Hırsla eğer yapılıyorsa bu bize zarar da verecektir. Çünkü kıskançlığı da tetikleyecektir. Azimle çalışırlarsa bununla ilgili çok daha fazla başarı elde edeceklerdir. Azim olursa zaten mermer kenarda bizi bekliyor. Her türlü hallederiz. Yeter ki yeter ki o azim çalışıyor olsun. Dediğin gibi önce bir hedef belirleyecekler. Tabii. Bu uzun, uzun, bir yolculuk. Evet. Bunu hesap edecekler. Yolların yolda o giden, o hedefe giden yolda karşılığına bir sürü olumsuz şey çıkabilir. Ve aynı amaçta doğru gittikçe muhakkak önlerine ilerleyen safhalarda güzel şeyler muhakkak çıkacak. Tabii ki. Çıkacaktır. E, bu anlamda dediğin gibi azimli olmalılar. Ritim yakalamalılar. O ritimi devam ettirerek uzun bir maraton koşucusu gibi e, keyifle o yollarında o yolculuğa devam etmeliler. Gerçekten çok doğru söylüyorsun. Ee, bizlerin zamanında, biz ikimiz de 78 doğumluyuz. Bizlere yol gösteren maalesef abilerimiz, ablalarımız yoktu çevremizde. Bu yayınlar, bu söyleşiler gerçekten e, aldıkları eğitimle e, çok iyi bir kariyer yapan kişilerle söyleşi. Bu anlamda çocuklar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben. Küçük bir şey söyleyeyim gerçekten burada. O... Hemen araya gireyim, böleyim Tabii seni. Göz e, lafını balla keseyim. Şimdi e, benim üniversite dönemimde, üniversiteye bir konusunda uzman, bir ünlü... Ya da e, donanımı yüksek bir insan geldiği zaman ortalık birbirine girerdi. İnsanlar birbirinin üzerine çıkardı, salonlar dolardı, taşardı. Çünkü bununla ilgili kaynak yoktu. Yani doğru dürüst e, başvuracağımız kaynakların hepsi kütüphanelerde, kitaplardaydı. Düşün, biz ansiklopedilerden dönem ödevleri hazırlamış insanlarız. Bugün internetten bir şeyleri kopyalayıp yapıştırarak çok kolay yolla, çok hızlı ve emek de gerektirmeden ki biz elimizle yazıyorduk düşün elimizle. Bugün tamam teknoloji bu noktaya geldi e, şu bu, bugün bizde mi elimizle yazalım diye soranlar olacaktır elimizle yazmayalım. Ama bunun kıymetini de kıymetli hale getirebilmeyi de bilelim. Bu çok çok değerli bir konu çünkü bunun farkına vararak davranıyor olmamız lazım. Şimdi şöyle düşün. E, bugün üniversitelerde etkinlikten, e, şu sürelerde belki yapılamayacak bir süre belki ama Etkinlikten, aktiviteden, işte festivalden, kariyer günlerinden, yok da bilmem ne panayırlarından o kadar çok şey var ki. Ben sürekli üniversitelerde çalıştığım için, üniversitelerin içerisinde bütün üniversitelerin Türkiye'nin gezdiğim için şunu görüyorum. Yani bir umursamazlık hali var. Bu kadar imkan varken, bu kadar fırsat varken, bu kadar deneyim aktarımı yapan konusunda uzman ve başarılı insan bunları anlatmak için can atıyorken oturup da can kulağıyla dinleyenlerin sayısı çok az. Kıymeti biliyor olmak önemli. Bak ev hazineler var elimizde. Bak, bizim dönemimizde yoktu bunlar. Şimdi düşünsene senin döneminde böyle imkanların olduğunu. Yani bizim dönemimizde. Ya neler evet, neler yapar. Öğretmenimizden kitap istemeye korkardık üniversitede. Kitabını verecek mi diye. Neler nelerdi yani bizim yaşadıklarımız. Ama e, tabii bu bazı şeyleri daha farklı görmemizi de sağlıyor. Daha değerli et, kılmamızı da sağlıyor. Şunu göz ardı etmeyelim. Elimizdeki imkanları ne kadar verimli, ne kadar kaliteli kullanırsak Hayatta o kadar başarılı olacağız. Önce kıymetini bilelim elimizdeki imkanların. Şimdi bir, bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Ve bu süre içerisinde bakın online e, her şeyi yapabilir haldeyiz. Dünyanın bütün üniversiteleri, bütün önemli kurumları... ...bütün arşivlerini online olarak insanların hizmetine sundular. Ben bu arada evet. bu süreç içerisinde... E, ...Harvard Üniversitesi'nden topluluk önünde konuşma eğitimi aldım. Evet. Sertifika aldım. Yani... Sen yeter ki değerlendirmek iste imkanları. Sen yeter ki bir şeyler için çaba göster. Bir şeyleri gerçekten iste, hayat sana onu fazlasıyla zaten verecek. Öncelikle istiyor olmamız lazım. Gerçekten istiyor olmamız lazım. Kalpten istiyor olmamız lazım. İstemek benim için en önemli şey buydu. İstemek. Kesinlikle. Bu arada yayına katılan izleyicilerimizin mesajlarını görüyorum. NTV'de uzun yıllar beraber çalıştığınız Zülküf abi, Zülküf Aydın. Müthiş bir yönetmendir kendisi şöyle bir mesaj göndermiş. İki değerli insanı bir arada görmek çok güzel. İyi yayınlar dilemiş ve demiş ki Dostoyevski der ki iki tavşanın peşinden aynı anda koşarsanız hiçbirini yakalayamazsınız. <laughs> Senin sözünü atıfta bulmuş Özgür. Ve lise müdürümüz Sayın Şebnem Aydın Ayhın. Öğrencilerimize bu anlamda nasıl destek verebilir yani Özgür hocamız? Bu söyleşi okula açıldığı zaman isteyebilir miyiz öğrencilerimiz şimdi söyleşi, canlı söyleşi yapabilir miyiz tabii, tabii, zevkle. mesaj gönder Elbette zevkle. E, o günleri görelim de, şunların üstesinden gelelim de. E, söyleşi yapmak, öğrencilerle beraber bunları tekrar konuşuyor olmak, paylaşıyor olmak, onlara belki e, bazı şeyleri aktarıyor olmak büyük bir zevk ve keyif olacaktır. Öncelikle e, şu süreçten sağlıklı bir <laughs> iyi bir şekilde çıkalım. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Rahatlıkla, keyifle yaparız. Müthiş. Özgürcüm arkanda müthiş bir kütüphane görüyorum. Çok kıskandım o kütüphanene. Evet, kütüphanenin bir bölümü var aslında odanın her yerinde kitaplık var. Bir bu kadar da depolarda var sığmadığı için. Ben artık kitaplara göre ev alır hale geldim. Bu bu iyi bir şey tabii ki benim için çok mutluluk verici bir şey. Benim de hazinem. Bugün servetin, servetin evet. ne diye soruyorsan servetimi sırtıma dayamış durumdayım şu an. Ve o servet de beni aslında hayatta dik tutan, ayakta tutan, bana bir şeyler katan, kazandıran, beni mutlu eden, beni başarılara götüren... En önemli jeneratör arkamda duruyor. Ben de o jeneratörü evet. ara ara besliyorum ki ihtiyacım olduğunda bana fayda sağlasın. Ee, onun için bol bol kitap almaya, kitap okumaya devam ediyoruz. Şimdi sen benden kitap da sorarsın, dersin ki kitap okuyalım. Ne evet. okuyalım? O Kesinlikle. Okuyalım. Mesela çok güzel bir kitaptır psikolojiyi anlamak. Yani modern psikolojinin yes. e, lezzetine varmak isteyenler için iç görüyü yükselten çok böyle e, çok başarılı bir kitap kolay anlaşılır. Evet, ediyorum. hızlı, bilgilendirici, kullanışlı. Böyle pratik, çok da güzel bir kitaptır. Tavsiye evet. ederiz. Benim de aynı zamanda evet. e, büyük üstadım hocam diyeyim. E, sevgili Dwight Osmayın. Evet, e, mühendis çok iyi biliyorum. İnsan ve insan mühendisliği çok mühendisliği. güzel. Mühendisliği, yani bir başucu bir kitabıdır. Bir, bir ben bir herkese kitabımız. tavsiye ederim. Her zaman da söylerim. Bir başucu kitabıdır. E, Dale Carnegie'nin öğrencisi, dünyadaki iletişimin babasının ...öğrencisi ve beraber yıllarca çalışmışlar. O ekolden geldiği için de çok değerli. Kalınca bir kitap gördüğünüz gibi. Ama başucu kitap. Hemen kitabı... o kitapla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Demir yolu mühendisi kendisi. Evet. evet hocam. Diyor ki yöneticilerle ilgili. Diyor ki doktor olmak için bir tıp eğitimi almamız gerekir. Onun dışında pilot olmak için bir pilotluk eğitimi almanız gerekir. Ama yönetim anlamda insanlar yöneticiler hangi meslek grubundan olursa olsun... Yöneticilik yapma anlamında bir eğitim alma gereği hissetmezler. O anlamda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sıkıntısı budur diyor. Yönetmek gerçekten bir yönetim sanatıdır. İnsanlar arasında bağ kuran ve dünyanın en büyük icadıdır. Ne tekerleğin bulunması ne de ateşin bulunması da dünyanın icadı. İnsanların en büyük icadı, insanlığın en büyük icadı insanların bir araya gelerek bir şey üretmesidir. Biz demeyi e, gerçekleştirmektir. Bu anlamda da iletişim çok önemli. Ve yöneticilere de büyük iş düşüyor. Biz Anka Bilim Koleji olarak çok değerli yöneticilerle, çok idealist, misyonu ve vizyonu olan yöneticilerimizle çalışıyoruz. O yüzden zaten bu akşam YouTube yayında seni konuk ettik. Onların desteğiyle inşallah okulumuza da misafir edeceğiz. Evet. Mesela bak kitabı şöyle açtım herhangi bir sayfasında e, bu öyle bir kitap ki açtığınız her herhangi bir sayfası bir anda hayatınızı aydınlatabilir. Mesela diyor ki aletler nasıl paslanırsa kafada öyle paslanır. Bakımsız bir bahçe çok geçmeden yaban otlarla dolar. İhmal edilen bir yetenek de zamanla solar ve ölür. Şimdi evet. e, boş bir kafa şeytanın oyun alanı. Sen onu boş bırakırsan, bir şeylerle meşgul etmezsen o sana zarar vermeye başlayacaktır. Eğer e, bununla ilgili gerekli şeyleri hayatına dahil etmez ve o alanı doldurmazsan... ...beynini e, gerekli şeylerle çalıştırmaz ve onu meşgul etmezsen bir süre sonra bakımsızlıktan kaybolup gidecektir. Mesela bir kitap daha vardır. Bunu da çok severim. Ee, sevgili Akın Alıcı'nın kitabıdır. İsmini misin Özgür. Ben hayata, ben hayata, hayata, hayata yön veren da. öyküler. Mesela evet. ilham veren öyküler var. Mesela e, Margaret Mitchell'ın Rüzgar Gibi Geçti aldı romanı 38 defa reddedildikten sonra basılmıştı. 75 yaşında öldüğünde geride 240 bin tablo resim ve çizim bırakan Pablo Picasso'nun <laughs> Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni asıl yoran şey hiçbir şey yapmamak ya da anlayışsız misafirleri ağırlamaktır dediği hikayesi var. Evet. Mesela Beethoven'a keman tutuşunu gördüğü zaman müzik öğretmenleri bundan müzisyen olman demişler. Bill Gates mikrobilgisayarları çalıştıran ilk tasarımını 20 yaşında yapmıştı. Ve e, o dönemde ortaklık teklif ettiği arkadaşlarından sadece ikisi onunla beraber. Ve şu an o ikisi dünyanın en zengin iki insanından birisi. Şimdi çok enteresan hikayeler de var ve e, hayata yön veren gerçekten hikayeler, motivasyonunuzu arttıracak olan hikayeler. Bu kitabı da tavsiye ederim. Eğer e, merak ediyorsanız ben Instagram sayfamda sürekli kitap tavsiyelerinde bulunuyorum. Bir kere daha göstermiş olayım şöyle merak edenler için, göremeyenler için. Harika paylaşımlar. Bunları da. Çetmem hocam da Türkiye İş Bankası'na Söz İllüzyonları kitabını önermiş. Ben de okumuştum. Çok güzel bir kitap. Ben yayınlarında da takip ediyorum Özgür. Yayına katılan izleyicilerin bir günaydın demek var. Bir de genelde hanımefendiler yapıyor. Günaydın <laughs> Özgürcüm diyor. evet sağ olsunlar. <laughs> söz ilizyonu, söz ilizyonu gerçekten ses tonu çok önemli iletişimde. Tabii. Diyor. Hemen sıcak temas kuruyorsun. Ne sonra. söylediğin değil nasıl söylediğin önemli. Bak küçük bir örnek vereyim. Şimdi sen sabahleyin çorabının eşini bulamadın. Eşine dedin ki nerede benim çorabım ya? Bulamıyorum benim çorabımın tekini. Cevap ne? <laughs> <laughs> Güzel bir cevap şey alma şansın yok öyle bir Yani ben senin çorabının bekçisi miyim? Nerede, nerede, nerede çıkardıysan orada mı Aynen diyeceğim. öyle. Hatta bu şeye kadar gider böyle çok sinirlenirse. Cehennem dibine kadar gider yani neredeyse orada ne bileyim ben. Ama şöyle söyleseydi. Evet. Eşinin adı neydi? Sibel. E, Sibelciğim, hayatım, aşkım, bir tanem, çorabımın eşini bulamıyorum yardım eder misin bana? Deseydi. Koşa koşa getirir. Yani orada sana yeni <laughs> çorap çıkarır. <laughs> sıfır çorap çıkarır böyle şılak der ki al Ermancığım hayatım bir tanem sen bunu giy boş ver ben şimdi bulurum sonra acelesi yok der. İşte nasıl söylediğin çok önemli. Ne söylediğin önemi yok. Nasıl söylediğin önemli. <laughs> Bak aslında aynı şeyi söyledik ama söyleyişler farklı. İşte bunu becerirsek doğru tonlama, doğru frekans, doğru kelimeler kelimelerimizi değiştirirsek dünyamızı değiştiriyoruz. Dünyamızı değiştirirsek de dünyayı değiştirebiliyoruz. Bu çok önemli bir detay. Önce kelimelerimizi ve Kelime kalıplarımızı değiştirmemiz lazım. Mesela e, negatifte sın, sin, sun, sün. Bu dört tanesini kullandığında negatifte beyin otomatik olarak bana saldırılıyor diye düşünüyor. Örnek vereyim. İşte çok yeteneksizsin. Çok dağınıksın. Evet. Çok e, uyuzsun. Ve bunu yavaşsın. yavaşsın. İşte e, şusun, busun, sın, sin, sun, sün. Bunları söyledikçe karşıdaki kişi savunmaya geçiyor. Diyor ki saldırı var. Negatifte bu dört heceyi hayatlarından çıkarsınlar. Çok şey değişir hayatlarında. Özellikle aile hayatlarında. Denemesi bedava. Evet. Ama bunu pozitifte <laughs> kullanmaktan vazgeçmesinler. Çok yakışıklısın. Çok beceriklisin. Çok, çok güzelsin. Çok, güzelsin Benim. çok yeteneklisin. Çok hamaratsın. sunsın, sin. Pozitifte kullansınlar. Negatifte kullanmasınlar. Farkı çok kısa sürede görürler. Çünkü bizde tabağı boş vermeme diye bir şey var. Öyle öğrendik çünkü. Evet. Şimdi ben sana desem ki ya erman tişörtüne bayıldım. Üzerindeki desenler falan muhteşem. Çok güzelmiş. Hediyeyi terim hemen. Ertesi gün yenisini alırım sana. <laughs> radyoya girip. <laughs> hemen bu tabağa boş vermeme durumu var. Ben sana bununla ilgili iltifatta bulundum da sen de bana hemen iltifatta bulunma Peki. isteği oluşturuyorsun. Sen de diyorsun ki ya işte senin de e, göz gözlüklerin ne Peki. kadar güzelmiş. İşte pantolonun çok güzelmiş. Yok işte saatin çok Bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorsun. İnsanlara e, bu aslında e, ceplerine bahşiş koymak gibi bir şeydir iltifat etmek. Sonrasında kullanabileceğin bir e, şey yaratır sizi. E, fırsat yaratır. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Biz bunun farkına varmalıyız ve kullanmalıyız. Hele bundan sonra çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Niye? Çünkü e, dokunsalımızı maalesef ki bir süre kullanamayacağız gibi gözüküyor. Bunun için de sözümüzü yükseltmemiz lazım. Sesimizi yükseltmeden sözümüzü yükseltmemiz lazım. O zaman daha başarılı olacağız bu işte. Özgürcüğüm çok teşekkür ediyorum. Harika bir söyleşi oldu. Ee, yayına katılan tüm sevdiklerimiz Anka Bilim Koleji ailesine, çocukluk arkadaşlarımız bu arada Gökhan da mesaj göndermiş. Selam dostlarım diye. Senin liseden arkadaşın Anadolu Lisesi'nden. Yayına katılan herkese katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sana Özgürcüğüm çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Dedim. Minnettarım çok keyif aldım. Ben de çok, çok keyif. Aldım. Ben yani çok var anlatacak konu. O kadar çok ki yani Sabah kadar konuşuruz. Zevkle e, başka evet. bir programda tekrar bir arada olmak, başka konuları tekrar ele almak dileğiyle başta e, Anka Bilim Koleji ailesine ve bu akşam bizimle birlikte olan tüm dostlara da çok teşekkür ediyoruz. Sana da Ermancığım çok e, naziksin. Her zamanki tüm kibarlığınla ve e, tüm e, böyle güler yüzünle, pozitifliğinle e, bizi konuk ettin, ağırladın. Sana da minnettarız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Özgürüm. Herkese iyi hoşçakalın. akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.